Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Heyecanlıyım. Çünkü neden diyeceksiniz? İlk defa eğitim veriyorum. İzmir'den bayan kuaförü bir kardeşim beni buldu. Kendisi bayan kuaförüymüş, işi biliyormuş ama erkek kuaförlüğünü öğrenmek istiyormuş. Erkek kuaförlüğünü öğrenmek için de makas ve makine tekniklerini bilmiyormuş. Sıfırlamayı, katlı kesimleri bilmiyormuş kısa saçlarda. Onları öğreteceğim. Onun için dün geldi yanıma. Bakalım. Dün değil. Ondan önceki günlerde bir makasla ilgili açılarıyla falan konuştum. Onları anlattım. Makinenin nasıl tutulacağını anlattım. İşte kendi evinde de zaten böyle bir ürün varmış. Bugün bana getirdi. Bakalım, bir iki haftalık bir eğitim vereceğim. Belki üç haftaya da çıkabilir ama kendisi özel olarak da çalışıyor zaten. Sadece işte öğlen 2'de geliyor. Akşam 6'ya, 7'ye veya 8'e kadar duracak. Bakalım, yavaş yavaş ona erkek kuaförlüğünü öğreteceğim. Kardeşim gelebilirsin. İşte yanında Aykut var. Ben ona bazı teknikleri gösterdim. Kendisi de zaten biliyor, altyapısı olduğu için, ama erkek saçlarında sıkıntılı. Onun için ilk önce Aykut'um. Evet. Sen de makinayla tarakla bir inceltme yapalım mı? Yapalım. Tamam. O zaman. Gençler, ilk önce makine ve tarakla. Al Aykut'um. Bunu da al. Şimdi ben sana ince tarağı vermiyorum. Çünkü kaçırabilme ihtimali çok yüksek olabilir. O yüzden kalın tarakla. Şimdi ilk önce kardeşim, makinenin zaten ben sana tutuşlarını göstermiştim. Aynen. Hani makine böyle değil. Şu şekilde bu alttan tam olarak yaslıyoruz. Çalıştıralım makineyi. Mesela ilk önce nereye alacağız mesela? Şu noktayı. Bununla kısaltıyoruz. Gördün? Tekrar buradan. Bu kısaltma. Şu da düzeltme ve iz kaybetme tekniği. Şimdi al bakalım sen de. Şimdi ben senin zaten profilini buradan şu noktadan çizmiş oldum. Tarağı tutarken şu pozisyonda değil. Bak böyle değil. Çok rahat oynaması lazım bunun. Şöyle girerek şu şekilde buradan böyle aşağı doğru kavisini verebilirsin. Makineyi yassı tutacaksın aşağı doğru. Evet. Çok güzel. Daha da yaslayabilirsin makineyi. Evet. Süper kardeşim. Bak çok güzel gidiyorsun. Mesela şunlar var ya, bak bunları kaçırmamaya özen göster. Şimdi alt tarafa geldik. Burada gir kardeşim. Çok güzel. İstersen onu böyle mesela bak göstereyim. Mesela şunu yaparken tek bir noktada değil de yukarı doğru hacim vererek de alabilirsin. Mesela nasıl biliyor musun? Girdin. Bak böyle de kat veriyorsun. Aynen. Gördün değil mi? Aynen öyle. Mesela buradaki aslında kat değil. Buraya kaçırdığımızın. Şöyle yaparak burayı böyle alarak kaybedebilirsin. Ondan sonra bir daha geleyim. Mesela burada göstereceğim artık. Mesela burada böyle girmene gerek yok. Burada noktam şurası, tarağın köşesiyle yukarı doğru kaldırarak şu şekilde aldığın zaman gördün değil mi kardeşim? Aynen. Şimdi buyur. Ben şöyle izleyenlere göstermek için şöyle çevirsem. Vallahi arkadaşlar heyecanlıyım ha. Gerçekten yani. İlk defa böyle bir şey yaptığım için çok farklı geliyor. Hem bu sayede sizler de öğrenmiş oluyorsunuz. Evet.
Aynen öyle. Çok güzel kardeşim. Çapraz da verebilirsin makineyi. Süper. Arkadaşlar bu arada beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca abone olmayı da unutmayın ve bildirim çanını da açarsak çok sevinirim. Ayrıca yorum yapmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için tık tık çanı açmayı unutmayın. Bana eğitim için ulaşmak isterseniz de benim Instagram hesabım halim.altankinkal. Bu benim şahsi hesabım. Ayrıyeten iş hesabım da Salon Halim Kinkal Official. Oradan da bana yazabilirsiniz. Bakayım. Vallahi süpersin. Süper gidiyorsun kardeşim. Çok iyi. Ama şimdi şöyle bir şeyimiz var. Bak bu taraflarımız bizim daha kısa oldu. Bu taraflar daha uzun oldu. Onun için kulak arkası bak. Mesela şu kulak arkasıyla bu taraf çok farklı yerlerde. Tabii ki. Benim sana söylemek istediğim oydu işte. O katı verirken ondan vermemiz lazımdı. Çok iyi. Aynen. Süpersin Aykut'un. Çok güzel kardeşim. Bakalım yavaş yavaş Aykut'u öğreteceğiz. Daha da dikten girebilirsin. Heh bak. Oradaki olay ne biliyor musun? Dur şimdi. İndir aşağı saçı. Bak. Buradan giriyorsun ya. Buradan girerken şu noktadan alırsan daha iyi. Dikten girerek kat vererek yukarı doğru. Hafif böyle salına salına yukarı doğru. Evet. Aynen. Çok güzel kardeşim. Makineyi biraz daha iyi tutman lazım. Biraz daha kontrolün sende olması parmağın. Şu baş parmağı buraya al. Aynen. Şimdi kontrol sende işte, makinenin kontrolü sende. Çok iyi. Evet, açısını kaybetme. Güzel gidiyorsun. Bak şimdi öteki tarafla eşitlenmeye başladı saç. Farkında mısın? Aynen. Şimdi olmaya başladı. Tamam, devam edelim. Müşterinin kulaklarına dikkat edeceksin. Ve şu noktalarına. Şimdi makineyi vurup bu tarafa doğru kısaltabilirsin. Çaprazlamasına. Aynen, çaprazlama. Gir yukarı doğru. Çık 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 çık. Çok güzel. Evet. O altta kalanları ayarla. Hayır, öyle değil. Heh, aynen. Bak çıkıyor zaten. Aynen öyle kardeşim. Çok güzel. Devam. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Güzel gidiyor. Şimdi şöyle bir mankenimizi döndürelim. Şimdi bütün her şeyimiz ayarlandı. Mesela şuradan aynadan baktığımız zaman mesela benim aldığım bölge nasıl geliyor? Seninki böyle. Düzelteceğiz. Onlardan yana sıkıntımız yok. Şimdi aynen öyle. Neden
makineyi vururken çünkü şöyle vurup da yukarı doğru kaldırıyorum ya. Ben o esnada bomba veriyorum saça. Şimdi buradaki fazlalık mesela. Şunu şuradan bir alalım. Gördün mü? Burayı da böyle alıyoruz. Makineyi mesela ben sana alttan al diyorum ya. Şuradan giriyorsun ya bak. Makineyi aldıktan sonra hafif yukarı doğru bir katman veriyorsun sadece. Mesela buraya geldik. Buradaki bak şu bölgeyle şu bölge farklı. Bunu aldığın zaman şöyle girdiğin zaman bak ikisi aynı eşitleniyor. Burada da mesela müşterinin kulaklarına dikkat edersin makinede. Böyle girerek buradan da alttan mesela buradaki de fazlalıklar da çıkıyor. Bu şekilde ilerleme kaydedebilirsin kardeşim. Tamam. Şu anki olayımızı anladın mı? Evet. Güzel. Şimdi kardeşim. Aykut'um. Sana en can alıcı noktaya başlayalım mı yavaş yavaş? Başlayalım. Makas. Şimdi. Makas eğitim. Ben zaten sana bunu söylemiştim. Anlatmıştım. Ha. Makas şuraya değerek. Şu pozisyonda. Mesela dün sen saça makas atarken şöyle yaptın. Böyle. Böyle vurarak attın. Aynen. Erkek saçlarında öyle bir şey yok kardeşim. Islatalım. Islatırım şimdi. Şimdi erkek saçlarında öyle bir olay yapmana gerek yok. Bayan saçı olmadığı için. Şimdi kardeşim. Taranın arka tarafıyla, ince tarafıyla göstereceğim sana. Makas duruşu. Aynen. Kardeşim. En alttan giriyorsun. Hiç makas ve tara durdurmadan devam ediyorsun. Hiç durdurmayacağız. Buradan aldık. Bak mesela şurada fazlalıklar çıkıyor. Buraya geldi. Kulak arkalarında. Hafif sola doğru böyle. Ovallik vererek inceden kısaltıyoruz. Şimdi buyur sıra sende. Hiç kendini sıkmana gerek yok. Hiç kasmana gerek yok. Yavaş yavaş yapmanı tavsiye ederim. Evet, ben seni buradan izleyeceğim. Tamam. Kaçırma. Bak şimdi, güzel yapıyorsun ama taran mesafesiyle makasın mesafesi çok farklı. Buradan nasıl yapacaksın biliyor musun? Bak, sen taran ortasından giriyorsun, makasın başını kullanıyorsun. Değil. Şu bölümünü kendine nokta olarak alacaksın. Şu 10 dişi, 10 dişin üzerinden. Buradan bunu soktun ya, aldın, bak hiç kaldırmadan, bak, tık tık tık, yavaş yavaş yukarı doğru çıkacaksın. Olay bu. Aynen öyle.
buradan başlayarak bak ikisi bir olarak çıkıyor. Yani şu. Aynen. Bunu da tersi mesela. Şöyle çalışıyorsun. Tersi de böyle. Aynen öyle. Yavaş 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 yavaş. Tamam, orada kal artık. Orası saçın üst tabakasına gider artık. Bizim kısaltacağımız yerler buralar değil. Aşağıda. Evet, aşağı taraflar. Makası çok dipten girme. Çünkü eğer ki dipten girersen saçta iz bırakırsın. Çok güzel. Evet. Efsanesin. Tamam. Çok güzel gidiyorsun. Burası da aynı şekilde. Evet. Hiç kendini sıkmaya gerek yok. Rahat ve relax olabilirsin. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Durdurmadan, durdurmadan. Evet, evet, evet. Tamam. Bunlar zaten yavaş yavaş olacak. Ben seni buradan izleyeyim bakalım. İzle sen oradan. Ben birazdan geleceğim yanına. Buradan bile makas hareketini görebiliyorum çünkü. Çok güzelsin Aykut'um. Peki bu saçta fake kesim falan deneyeceğiz mi? Sıfırlama yapacağız mı? Deneyelim. Onu da daha sonra yapalım o zaman. İlk önce seni biraz bir fake'lerde bir geliştireyim. Makine uçlarında, taraklarda falan geliştireyim, ondan sonra sıfırlamalara gireriz. Çok güzel kardeşim. Şöyle bir gelelim bakalım yanına. Evet. Bak. Buralara. Tamam. Mesela bu köşelere buradan girerek kısaltabilirsin. Yani. Güzel. Hafif, hafif eğ böyle. Heh, böyle kalabilir. Evet. Heh, süper. Aynen öyle kardeşim. Çok güzel. İstersen düzelt artık. Kafayı düzeltebilirsin. Çok güzel kardeşim. Evet. Makas ve tarak çaprazlama. Bu da nazar oldu. Bu da nazarımız.
Olsun, bir şey olmaz kardeşim. Bak evet, güzel geliyor saç. İstiyorsan kurula tara. Gerek yoksa daha sakın kesmiyorum. Tamam kardeşim. Şimdi bu noktada şu ön tarafı kendine ayır. Buradaki saçı almaman lazım. O zaman. Aynen öyle. İstiyorsan ıslat. Pers mi? Pers nerede? Ha burada. Al kardeşim. Şu nokta sadece kısaltılacak. Çok fazla derine girmeden süper. Çok güzel kardeşim. Evet. İstersen düzeltelim bunu. Kapıyı. Tamam. Ondan sonra buraları bağlı. Aynen öyle. Ben şöyle yardım edeyim sana. Aynı şekilde buradan da. Tabii ki de. Alalım. Evet. Çok güzel kardeşim. O bölümler çok kısa olduğu için şimdi aslında saçın üst tarafındaki uzunluk diğer tarafa göre farklı. Islatalım mı saçı? Islatalım onu bir şey. Al kardeşim.
Diğer tarzda kesebilir misin? Benim sana gösterdiğim gibi. Baş parmağın altına girip de. Şu mu? Evet. Güzel. Sentetik saç olunca o kadar. E tabi. Şöyle bir ilk önce bir kontrol edelim bakalım. Tabi. Sentetik olunca o kadar oluyor. Şimdi gene gayet güzel. Şimdi ben bir makas alabilir miyim? Şimdi. Buradaki açı daha kısa. Aynen. Burası daha uzun. Burada biraz pivot point denkliğine dönüyoruz. Şöyle alarak. Aynen öyle kardeşim. Kesinlikle zor. Evet. Bak daha iyi oldu. Ondan sonra tekrar saçı ayır. Tekrar bu noktayı alarak. Şurayı fazla bırakıyoruz zaten. Aşağı doğru. Bu sistemle. Ondan sonra tekrar şu noktayı ayırarak. Bu noktadaki saçı kaçırın adam. Aleykümselam. Böyle girerek ondan sonra buradan sonra böyle bir ayrım yapabiliriz kardeşim. Burayı alıyoruz. Açısını değiştirelim. Evet. Buradan girerek aşağı doğru bu sistemde. Tekrar suyu alayım ben. Aldık. Bizim noktamız şu noktaydı. Noktayı ayır. Buradan itibaren al. Zaten burada çıkıyor. Aynen. Fazlalık. Nerede ne var? Hatalar çıkıyor. Alıyoruz. Hemen altta kalıyor zaten saç. Böyle giderek. Sonra tekrar bu saçı şuradan ayırıp bu noktayı alıyoruz. Aynen. Çıkıyor. Buradan böyle devam ederek. Bir. Burada artık parmak üstüne gelebiliriz. İçine değil. Pardon. İçinden daha çok şu bölgeye. Zaten görüyorsun. Çekiyoruz. Böyle ayarlayarak. Ondan sonra tekrar o noktadan şu noktayı kendimize ayırıp bu noktayı alarak yok. Pense gerek yok. Çok minik olarak buradan alıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra bu saçı böyle geriye doğru tarayarak. Aynen. Geriye doğru taradık. Şu noktada gene çıkıntılar var. Buradan gene tekniği kullanarak devam ediyoruz. Ondan sonra üstlere geldiğimiz zaman ister ayırma yaparız, ister ayırma yapmayız. Ben ayırmadan da kesebiliyorum. Sen de kesersin zaten. Oradan öyle geleyim. Aynen öyle.
Tabii sentetik saç alınca maşallah elde de durmuyor. Bunu nasıl alacağız? Şöyle alalım. Çektik. Noktamız çıkıyor. Olayımız bundan ibaret kardeşim. Böyle böyle giderek şu arka tarafı alarak sentetik saç olduğu için geriye gelmiyor. Böyle alıyoruz. Bu sistemle mesela yana doğru alıp buradan böyle çekerek saçı kırarak aşağı doğru bu sistemde de gidelim. Aynen öyle. Ondan sonra tekrar burayı buradan alıp, çünkü bıraktığımız yer şurada, buradan saçı alarak görüyorsun öne doğru gelerek bu şekilde ayarlıyoruz kardeşim. Mesela buradaki fazlalıklar nerede? Şurada. Buradası neden böyle oldu biliyor musun? Buralara çok girdin ya makasla. Ondan. Onun için ne yapmak lazım? Mesela burayı hiç bozmadan bu sistemde saçı kırarak devam ediyorsun. Buraya geldik. Burada uzunluk kısalar vardı. Şu noktalar. Şöyle baktığımız zaman aynadan da kontrol ettiğin zaman saçın gelişi nasıl? Aynen. Mesela şurada hala bir fazlalığımız var. Şu noktamızda. Aykut'um, yavaş yavaş öğreneceğiz zaten. İnce ince. Sistem bu şekilde ilerliyor. Buna fade yapılır mı? Yapılır herhalde ya. Yapılır da sentetik saç bu ya. Evet, biraz kötü olur gibi değil mi? Kötü olur. Bayağı kötü olur. Yani buraların dikişi geriye doğru. Evet. Olduğu için böyle yaptığın zaman bu yine geriye doğru açıyor. Aynen öyle. Ben zaten sana makasla makine eğitimi veriyorum. Aynen. Şimdi. Onları yavaş yavaş canlı saçlarda ben sana birilerini vereceğim. Ve öyle öğreteceğim. Arkadaşlar, bilmiyorum kaç dakika oldu ama işte Aykut'a yavaş yavaş makine, makas, tarak uyumu ve onun eğitimini veriyorum. Yavaş yavaş öğrenecek. Bakalım haftada 3 gün gelecek. Dün geldi, bugün geldi ve yarın gelecek. Bakalım 2 hafta mı? Aslında komple bir haftayı doldursa onun için daha faydalı olacak ama maalesef ki öyle bir şansı yok. Çalışıyor çünkü. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni dediğim gibi takip ederseniz, kanalıma abone olursanız, bildirim çanını açarsanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Daha sonra görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.